Evet arkadaşlar, Hayrettin kanalına dilim sürçtü falan diyormuşum. Lastik Jant AVM kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, bir kanaldan bir kanala transfer oldum diyebiliriz. Niye ben buradayım? Çünkü arabamın lastiklerini değiştirmem gerekiyordu. Ve düşündüm, bu konuda uzman, duayen kim var diye. Tabii ki de Cengiz abi beni kolumdan tuttu. Hayrettin gel bakalım sen bizim kanala dedi ve beni buraya getirdi. Hoş geldin. Nasılsın abi? Sağ ol, sen nasılsın? Seni görünce abi enerjim kat be kat tavan oluyor. Evet, ben galiba kendi kanalımı bırakacağım burada. Ortama bayıldım. Sağ ol. Bu koku beni aldı. Bayıldım buraya ya. Bu ne abi? Bu lastik abi. bu lastik mi abi? Abi ben evet. Bu arada arabaya lastiğe çok uzak bir insanım. Evet. O yüzden sana sorularımla geldim. Beni soracağım sorulardan ne olur? Beni yadırgama. Çünkü gerçekten hiç bilmiyorum. Ben de. Hiç bilmiyorum. Ben de. Hani sen demin dedin ya bu lastik diye. Evet. Hani ben bunu bile bilmiyor olabilirim gerçekten. Şimdi abi başlayayım mı sorularıma? Hazır tabii, mısın? Tabii, benden hazır. Gelecek sorular hazır mısın? Hazırım. Tamam. Dakika bir gol bir o zaman. Abi ikinci el lastik alınır mı? İkinci el lastik? Alınır peki, mı yani? Peki ikinci el araba alınır mı? Sana soruyorum soruya karşı sorumlu. Yandık şimdi bak bana nelerle gelecek. Ya alınır. İkinci el lastik alınır. Ama güvenilir yerlerden alınır. Kurumsal firmalardan. Yani her yerden alınmaz. Her yerden alınmaz. Evet, tabii. Bu çok önemli. Evet. O zaman bildiğimiz yerlerden alacağız. Mutlaka. Bildiğiniz ve güvendiğiniz. Bu çok önemli. Evet. Yani çünkü ikinci elden bahsediyoruz. Allah korusun. Kesinlikle. Abi ne güzel çok dokundun. Çok dikkatli olmak lazım. Çok güzel dokundun abi. Ben de dokunabilir miyim abi? Çok güzel. Abi. Peki abi o güvendiğimiz yerlerden bir tanesi burası. Doğru mu? Doğru. Lider firmayız. Bu konuda. İkinci elde evet. Şimdi biz Art Lastik grup şirketleri var. Bir şirketimizin bir tanesi tamamen ikinci elde uğraşıyor. O kadar yani. Evet. Siz bir departmanınızı buna ayırdınız yani. Tamamen buna ayırdık. Süper. Çünkü çok fazla talep var. Biz de bu işi kurumsal atmaya çalışıyoruz. Yapıyoruz da. Ve Türkiye'de lider firmayız. Mesela bir şey söyleyebilir miyim? Ben bunu bilmiyordum. Ben hep sıfır lastik diye biliyordum seni mesela. Evet. İkinci el ayrı bir pazar. Süper. Bunu öğrendim çok iyi oldu. Çünkü abi. Sıfır da var. Hepsi var. Sen hepsini sunuyorsun. Hepsi bu da var, bu da var diyorsun. Hangisini müşteri tercih edersin? Harika. Peki abi, biraz sonra soracağım soruyu çalıştım da geldim. İkinci el lastiklerin diş derinlikleri değil mi bu diş derinlikleri? Bunlar nedir abi? Yani şimdi, aşınmıyor mu? Nasıl oluyor bunlar? Şimdi normalde sıfır lastiklerin diş derinliği 8 mm ile 10 mm arasında değişiyor. Ama bazı büyük araçlarda 4x4 offroadlarda falan 12-15 mm oluyor. Ama ortalama otomobillerde 8 ile 10 mm arası. Bizim sattığımız ikinci el lastikler ise 5 mm, minimum 5 mm. Maksimum 8-10 mm arası. Yani biz 5 mm'nin altına kesinlikle lastik satmıyoruz. Vermiyorsun. Kalitemizden ödün vermiyoruz. Evet, almıyorsun evet. Da bu arada tabii. Almıyorum. Almıyorsun. Almıyorum. Bu ikinci el lastiklerin, çok kritik bir soru soracağım. Garantisi var mı? Var. Ya da nasıl oluyor varsa da? Evet, garanti veren tek firmayız. Türkiye'de. Vallahi mi? Evet, belki vardır ama şu anda kurumsal alanda yapıp da garanti veren tek firma olduğunu söyleyebilirim. Evet. 5 milim lastikler 6 ay garantili. 6 milim ve üstü lastikler ise 1 yıl garantili. Ve garanti sistemi sıfır lastikte, bunlar sıfır lastik. Garanti ne varsa aynı garanti sistemini ikinci elde yapıyoruz. Birebir aynı. Cengiz abi. Evet. O zaman konuyu şuraya getireceğim. Şimdi tamam sıfır abi. Lastiklerin bir üretim tarihi var ya. Tamam. İkinci el lastiklerde bu üretim tarihini koyabiliyor musun? Nasıl oluyor? Şimdi şöyle. Kendime şaşırıyorum. Bak çalışına geldim. Nasıl? Çok iyisin ya. Lütfen vallahi. Abi lütfen. Ben bu soruları bilmiyordum ya. Vallahi. Lütfen abi bu sorular. Ben çalıştım ben dersime çalışırım yani, abi. Ama aslında iyi de oluyor. Yani çünkü alıcı da aydınlanmış oluyor. Aydınlanmış oluyor. Ben de aydınlanmış oluyorum bu arada. Ben aslında kendim için soruyorum bunları gerçekten. Tabii şimdi lastiğin tarihi. Evet. Şimdi bunun bu sıfır lastik mi? Elimizdeki bu sıfır lastik. Ha bunun bir üretim tarihi şimdi var. Şimdi sıfır lastiğe genelde piyasada 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık olabiliyor. Aha. Sıfır lastikler. İkinci el lastikler de böyle. Yani 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık. Ama onu nereden anlayacaksın? Nereden anlıyorsun? Lastiğin üzerinde yazıyor. Ha onu soracaktım. Tabii, süt gibi yazıyor mu üretim tarihi? Son kullanım tarihi var mı bunların? Var abi. Yok son kullanım tarihi yok. Üretim tarihi var. Şaşırttım onu var dedi. Şaşırtma dedi. Yani, peki abi içindekiler yazıyor abi, mu? İçindekiler. Abi, süt, laktoz. Bak şimdi son kullanım tarihi şudur. Lastiğin üretim tarihinden itibaren 10 yıl ömrü var.
10 yıl. 10 yıl. Aslında o da var aslında. O da varmış, doğru söylüyorsun. Peki üretim tarihi yazıyor değil mi mesela şurada? Ben bu arabalarda görebilir miyim bunu? Görürüm kendi arabamda. Haftasını yazar. Yani o yılın haftasını yılı yazar. Şimdi tüm dünyada lastik üreticileri, fabrikalar, işte otomobil dergileri, ADAK, Autobild veya Türkiye'de Ankara Ticaret Odası lastiğin ömrünü 10 yıl olarak açıkladı. Biz de elimizden geldiğince bu lastiği taze bir şekilde satmaya çalışıyoruz. Mesela kaç yıldan sonra satmazsın? 5-6 yıldan sonra satmıyorum. Çünkü niye? Onları bana versene abi. Konuyu ben buraya, onları bana ver abi, atma onları. Şimdi mesela ben size 5 yıllık lastik verdim. Ama burada şimdi düzgün saklama koşullarında olan bir lastik olması lazım. Ha. Yani çatlamış, patlamış, işte dişi gitmiş falan olmayacak. Olmayacak. Tabii 5 milimin üstünde olması lazım. 5 milimin üstü olması lazım. Evet. Bu lastikler 5 yıl verdim, 5 yıl daha kullanabilirsin. 5 yıl daha kullanabilirsin. Evet, gönül rahatlığıyla. Evet. Çünkü yasa bunu diyor. Bir şey daha diyeceğim. Lastikler meyve değil. Çürümez, atmaz, kopmaz. Ha. Yenmez yani. Ama sen istiyorsan yemişsin. Cengiz abi beni kafasına hayal ettiyse doğru söylüyor. Deminden beri lastiği okuşuyorum. Peki abi sen bu kadar anlattın şimdi değil mi? Bu üretimler, evet, üretimler, onlar bunlar. Ya sen bu kadar lastiği nereden buluyorsun? Nasıl üretiyorsun? Yani nasıl temin ediyorsun? Ben aslında... Arkadaşlar tabii, çok özür dilerim. Ben buraya girdim. Her yer lastik. Tamam diyeceksin Hayrettin lastikçisin ama gözümün alamadığı yer evet, kadar var. Evet, 100 bin havada stok var. Kaç? 100 bin. Ve döner stok bu. Sadece ikinci elden bahsediyorum. Evet. Gerçekten Türkiye'de bu işi yapan, yüksek stok yapan tek firmayız. Bu lastikler nereden geliyor? Nereden geliyor abi? Az önce sorun cevabı. Otellerden geliyor. Yani gidiyorsun abi Antalya, otel abi? Antalya'da oteller var ya. Evet abi. Yok karıştı. O değil abi. Konu nereye geldi? Abi lastik oteli. Nasıl yani? Lastik oteli var. Yani bir, nasıl? Ben lastiğimi alıyorum, otele mi gidiyorum? bana bir oda verir misiniz? Şimdi, yani. Tamam, toparlıyorum. Kuma gibi mi abi bu? Yani evet, şey abi gibi bu. Ulan inşallah otelde abi yakalanmayız. Bu seni kız arkadaşım. Ama olay başka yere gidiyor. Kız arkadaşım. Şimdi abi ben gidiyorum otele abi alıp. Tamam, evet. Neyse boş ver abi şimdi. Kafamı... Burada resepsiyona yazdırıyor muyum? Kafamı karıştı. Yavrum el işeği verir misin kimliğini falan diye. Şimdi var mı lastik yani otelleri lastik var. Oteli? Evet evet abi. Lastik oteli var. Yani tabii bildiğin böyle kapıda 5 yıl falan değil bu. Bu depolarda şimdi mesela senin aracına biz az önce ne yaptık? Yaz lastiği yaptık değil mi? Evet. Çıkan kış lastiğini bana bırakıyorsun. Ben de onları yaz kış gelinceye kadar otele koyuyorsun. Otele koyuyorum. Ben de ziyarete mi gidiyorum onu arada? Abi, yavrum ne yapıyorsun? İyi misin? Tamam. Otelde 6 ay kalıyor. Mesela kış başlangıcına kadar. İşte 10. ay, 11. ay falan. Ondan sonra geliyorsun, bizim sistem var. Tamam. Oradan giriyorsun plakanı falan. Lastik otelden geliyor. Biz de kış lastiğini takıp yaz lastiğini gene otele kaldırıyoruz. 3 yıldır lastik otelde, 2 yıldır lastik sıfır gibi az kullanılmış. Satıyorsun arabanı, başka araba alıyorsun. O araba, o lastik sana uymuyor. Biz de o lastiği satın alıp piyasaya sunuyoruz sizden. Aslında bütün hikaye bu. Ha, çok iyiymiş ya. Bak ben bu sistemi bilmiyordum ha. Evet yani ama... Makarasını falan yaptık ama kaç tane lastik oteli vardı piyasada? Yani çok var. Yani, ama en iyisi tabii, en şeyi tabii, sende. Tabii yani biz bu işi gerçekten yazılımıyla, deposuyla, stoğuyla, hakim ekibimizle, tabii, makinelerimizle en iyi yapan firmalarla bir tanesiyiz. Abi şimdi biz İstanbul'dayız. Tamam. Ama öğüne göre ben Bursa'dayım veya Kars'tayım. Ve ikinci el lastik almam lazım. Bunu nasıl temin edeceğim? Şimdi Türkiye genelinde bayilerimiz var. Hı. Veya montaj noktalarımız var. Hı. Onlardan temin edebilirsiniz. Yani bu internet sitemizde mevcut. Ama esas genelde şöyle. Müşterilerimiz bizim lastikjantavm.com sitemize girip oradan lastikleri alabilirler. Lastikjantavm.com. Evet. Sitemizde tüm lastiklerin fotoğrafları çekilmiş. Diş denetleri, lastiğin üretim tarihi. Görebiliyor muyuz onları hepsini? A'dan Z'ye tabii hepsi var. Resimlere kadar A'dan Z'ye hepsi var. Bütün lastiğin teknik özellikleri. Bak benim, üretim tarihi diyorum az önce. Benim internet senden daha güzel. Yani ben bu kadar kendi fotoğrafım yoktur benim. Bütün bunlar içinde herkes bütün bir şeyler oradan görebilir ve satın alabilir. Ve ha, biz de lastiği ücretsiz bir şekilde kargo yapıyoruz. İster montaj ücretsiz bir şekilde? Evet. Süper.
ister montaj noktamıza, ister bayilerimize lastiği taktırabildim. Ücretsiz. Buradan salıyor Cengiz abi lastiği. Oradan kendi kendine buluyor yolu. Aynen abi. Yani, abi süper ya. Ya tabii biz amacımız işte ekonomi. Çünkü bu çok olur. Bu çok. Bu istek çok olur çünkü. Yani adam İstanbul'dan değil sadece. Ankara, Bursa, Kars, Ağrı, Mağrı oralardan değil ya mi? Ya şimdi bizim en pahalı ikinci el lastiğimiz sıfır lastiğin yarı fiyatından daha düşük. Evet. Yani en iyi. Yani böyle sıfır gibi. Yani şöyle diyeyim, 15-20 gün kullanılmış lastikler var. Şimdi biz de ne yapıyoruz? Bunları değerlendiriyoruz. Yani ekonomiye katkıda bulunuyoruz evet, tabiri caizse. Evet, yani evet. Aslında çok güzel bir tespit yaptın. Tabii. Geri dönüştürüyorsun kendi içinde. Tabii onlarca insan çalışıyor yanımıza. Yani bu işin hem istihdam sağlıyoruz, hem alan da memnun, satan memnun. Fayda fayda aslında. Fayda fayda. Kazan kazandır aslında. Evet doğru. Çünkü herkes de sıfır lastik alamaz. Sen evet. İkinci el lastiğe de şey yapıyorsun. Tabii. İhtiyaç duyanlara güzel bir servis yapıyorsun. Ücretsiz tabii. Kargo yapıyorsun. Ben bu videoda nasıl şunu anladım. Şöyle bir özet geçmek istiyorum. İkinci el konusunda gerçekten çok iyisiniz. Ben bunu gördüm. Sorduklarımdan aldığım cevaba kadar. Yani bu konuda çok iyi hizmet veriyorsunuz. Ya şimdi şöyle diyeyim, ömrümü verdim. 35 senedir. 35 senedir. Bir nevi bununla da uğraşıyorum. Tabii diğer şeyde ama esas ana konularından bir tanesi bu. 35 yaşında gibi gösteriyorsun abi zaten. Sen evet. Anne prematüreyken mi abi başladın sen bu işe? Evet. Maşallah abi. Ya. Evet. Yani Lastik Jant AVM benim zaten bildiğim bir şirketti. Ama mesela ikinci el anlamında bu kadar kapsamlı bir şirket olduğunuzu ben bilmiyorum. Öğrenmiş oldum. Gerçekten ben ikinci elle ilgili bunları sormak istiyordum. Hakikaten de dersime çalıştım. Benim soracaklarım bu kadar abi. Senin bana soracağın özel sorular yoksa abi, videomuzun sonuna geldik. Şey var. İkinci elle toparlayalım. Toparlayalım. Aslında ikinci elden korkmasınlar, doğru mu? Evet. Sizden alıyorlarsa, kurumsallardan alıyorlarsa. Almak istiyorsa. Tabii yani finansı iyidir, bütçesi vardır, evet. Sıfır alır. Yani burada ben demek istediğim şu. Peki özel bir soru sorabilir miyim? Özel bir soru. Sor abi. Çok fiyat farkı oluyor mu? Çok yarı yarıya. Yarı yarıya mı? En az. Çok olsun, bayağı çok. Evet. Mesela evet. Diyelim lastik 0'ı 2 lira. Siz ikinci eli, mesela o dediğim az önce 15-20 evet. Gün veya 1-2 ay kullanılmış. 1-2 ay. Veya bir sezon kullanılmış lastiği yarı fiyatını aşağı alabilirsin. Ve bunu ücretsiz kargoyla falan alabiliriz. Çok yani, iyi. Şimdi ben burada sonuç olarak oto 4x4 ve hafif ticarede ikinci elde iddialıyız. Yani bize ağır vasıta yok. Yok. Bu çok soruluyor. Aha. Veya işçi makinesi lastiği yok. Aha. Veya geçen bir tane adam bana uçak lastiği sordu ikinci el. Oha dedi. Ya yok artık. Gerçekten mi? Yemin ediyorum. Böyle bir şey olamaz. Traktör yok. Traktör lastiği. Traktör yok. Traktör yok. Ama uçak lastiği. Uçağı kim sordu abi sana? Sonra merak ettim. Ne oldu biliyor musun? Ne olmuş? Girdim abi sahibine. İkinci el uçak lastiği satan var. Var mı? Satıyorlar mı? Satıyorlar tabii. Abi kafayı dediler şaşırdım. Ya. Ya bu da var dedim ya. O zaman Cengiz abi bu sen bir... Bu işin şeyi yok ya. Ucu bucağı yok. Sen bir uçak lastiği satmıyorsun o zaman diyebiliriz bir yani. O kaldı yani. Vay yani bir o kaldı ama bizim bu yani oto 4x4 ve hafif ticarete iddialıyız. Evet. Yaz kış olarak, 4 mevsim olarak her türlü her markada tır lastiği yok. Tır lastiği yok. Evet. Her markada ürün grubumuz var. Müşteriler de tercih edilir. Ve hiçbir şekilde cevapsız bırakmıyorsunuz. Hiçbir şekilde ürünsüz bırakmıyorsunuz değil mi? Evet. Destekliyorsunuz yani. Hatta servisinizle gelen müşterilere montaj ücretsiz. Yani elimizden geleni yapıyorsunuz. Arkadaşlar ben burada dinledim Cengiz abimi. Siz orada dinlediniz. Artık ikinci el lastiklerinizi Lastik Jant AVM'den değil mi? Lastikjantavm.com'dan içiniz huzurlu bir şekilde ücretsiz montaj şeklinde doğru mu? Aynen öyle. Alabilirsiniz. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Şimdi biz videomuzu bitiriyoruz ve servise çıkıyoruz. Hadi gelin. Aracımızı teslim alıyoruz. Hadi bakalım. Geç.